Peki şimdi İbrahim Tatlıses'le ilgili bir konu var. Konu şu. Bodrum'daki kazada bir çarşaf gerildi biliyorsunuz. Bu çarşaf İbrahim İçinde o Tatlıses'in... muydu değil miydi deniyordu. Öyle manipülasyonlar da vardı, spekülatif bir görüntü Evet. çünkü. Fakat çarşafın altından başka bir şey çıktı. Bir kadın. Ha şimdi. Buyurun. Allah Allah. Olay, olay, olay. İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da yaptığı kazada arabanın içinde sevgilisi mi vardı? Kaza faciası sırasında olay yerindekilerin beyaz çarşaf çekme sebebi İbrahim Tatlıses'in evlenmek istediği genç kızı göstermemek miydi? Gazeteci Onur Akay'ın iddiaları gündemi belirlemişti. İddialar gerçek çıktı. Gözden kaçan detayları ortaya çıkaracağız. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda tüm sevenlerini çok korkutmuştu. Tatlıses Bodrum yolunda yaptığı kaza sonrası ölümden dönmüştü. İbrahim Tatlıses'i kaza anında oğlu Ahmet Tatlı yalnız bırakmamış, en önde o koşmuştu. Çocukları Dilan Çıtak ve İdo Tatlıses de bu kaza sonrası aradaki buzları eritmişti. İmparatoru Bodrum'da Demet Akalın ve daha birçok ünlü isim ziyaret etmişti. Beklenen mesaj kısa süre içinde gelmişti. İbrahim Tatlıses sağlık durumunun iyi olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Allah bitiremeden bitmez. Allah bitiremeden bitmez. Tatlıses hastanede şarkı söyledi. Kazanın ardından birkaç detay merak konusu olmuştu. Arabada yalnız mıydı? Kaza nasıl gerçekleşti? Beyaz çarşaf neden çekilmişti? Arabada şoförü ve kendisinden başka kimsenin olmadığı söylenirken geçtiğimiz gün gazeteci Onur Akay'ın ortaya attığı iddia olay oldu. Beyaz çarşaf çekilmesinin sebebi İbrahim Tatlıses'in arabada yalnız olmayışı mıydı? İbrahim Tatlıses'in yanında evlenmek istediği 21 yaşındaki Berka Gül mü vardı? İbrahim Tatlıses kendisinden 49 yaş küçük sevgilisiyle ne zamandır aşk yaşıyor? Bir kişi geliyor, hazırlık sorun. İbrahim Tatlıses kız arkadaşını Türkiye'den neden saklamak istedi? Şimdi böyle iddialar var tabii ki. Bu iddiaları da konuşalım. İbrahim Bey gerçekten orada yalnız olmayabilir mi? İbrahim Bey'in bir erkek arkadaşı vardı arabada. Şule bana. Birazdan bir telefon tamam, bağlantımız olacak. İbrahim evet, menajeri Şule bağlanacak. Biz ona bir evet. soracağız. Ama öncesinde tabii bu... şimdi çarşaf çok enteresan bir görüntü. Yani... Her şey olabilir çarşafta. İstemiyor olabilir ya herkes de öyle bir şey. Ya, o olabiliyor yani. Evet. Kazalarda. Yani sadece İbrahim Bey'e özel bir şey değil bu. Yani peki şu anda şu görüntüyü bir inceleyelim o zaman. Bir saniye. Bircan haklısın. Yani sır perdesi gibi. Şunu bir tam ekran verir miyiz? Orada ben bir beyaz oje gördüm de onu bir verelim. Sedyede yatan bir beden ve elinde beyaz bir oje var. Seren istersen tam ekran verin biz bir ekrana bakalım şu an çirkin görüntü. Oje'yi görelim bakalım. Oje ve kadın şeyi. Burada hiçbir şey belli olmuyor. Sen gidemiyor musun oraya? Burada hiçbir şey belli olmuyor. Şöyle göstersen. Uğraşacağımızda sorayım İbrahim Bey ya. Bu değil bu değil. İlki var. Kırmızı şapkalı olanı verin bak. Hayır bakayım. Şuna bir bakar mısın? İşte nereye baksın? Şapkanın altına. Bu değil bunu değil. Bunda net değil. Artucuğum sen bir git bak. Burada değil. Bana göster. Net olanı gösterin. Bunda değil. Sabah attığımız. Şuralardı. Nerede? Şu an bu değil görüntü zaten. Bu görüntü net olmayan. Ha bu değil mi? Bir tane daha gelecek şimdi. Böyle hanımefendinin zaman... eli. Ya zaten Artucuğum gel buraya bak. Buradan göreceksin gelince. Hay tamam. Bak, seyirci bak, de. Bak. Evet orada net. Şimdi orada göstereceğiz. Yok çünkü. Şimdi vereceğiz onu. Evet S-dedim orada net. Yani, doğru. S-dedi. Lütfen. Şimdi ekran verelim buradan çok zor. Gösterse ekranla. Yani bir el var evet. Acaba kim? Bir kadın eli, beyaz bir bileklik ve beyaz bir evet. el, protez tırnak. Bravo valla. Evet. Şule kim olmasın? Görmüşse. Kim görmüşse.
kendine. Bir bağlansın Şule Hanım, konuşalım. Şule biz Şule Hanım olsan, oldu da bilseydik şimdi, keşke. Aynen, hayır bir de keşke Şule Hanım değilse zaman... de ben Şule Hanım olarak ben Şule yani benim diyebilir. Şunu bir tartışalım, bağlayacağız. Şunu bir tartışalım. Ekrana da verebilir misek artık, gel. Seren gördün mü? Bakayım. Bak. Göster bakayım. Aa evet. Bak beyaz. Aa İbrahim Bey benden sakladığınıza inanamıyorum. Böyle senden şey. Tabii ki saklayacak. Asıl senden saklayacak. Art otur bir daha ver. Art otur. Allah Allah İbrahim Bey. Habercisin. Sen vallahi için. Artucuk gel. Doğruları söyleyeceğin için. Artucuk gel. Ha, gelin bir daha mi? Verelim. Tamam. Evet bir daha ekrana verelim. Tam ekran verelim. Seren de görsün. Bütün izleyiciler de görsün. Bak. Şöyle. Bakın beyaz orada bir kadın bileği. Ve kadın eli şöyle duruyor. Bülent Ersoy'un tırnakları. Şöyle protez duruyor. Evet. O kadar uzun değil ama beyaz bir oje. Zaten evet, evet. Üzerinde de sanırım şort var hanımefendinin, tenini görüyoruz. Biz bu hanımefendinin kim olduğunu soracağız Hule Hanım'a. Ha, menajeri ya da herhangi biriyse keşke söyleseler de ona da bir geçmiş olsun desek. Tabii daha önce söylenmesi gerekmiyor evet, muydu eğer ki öyleydiyse. Tabii. Vallahi İbrahim Bey benden böyle bir şey sakladığı için gerçekten şu an gönül koydum kendisine buradan sonra. Şimdi sen onu sabaha kadar ara. Evet sen ona güzel yo, sözler söyle. Yok ben aramam valla şu anda küstün değil mi? Konuşmuyorum kendisine. Konuşmuyorsun. Çünkü ben onun bana söylediği o kadar çok sırrı var ki hiçbir zaman bunun, paylaşmam da. Bilal Bey bunun tam görüntüsü var. Hanımefendinin bacaklarını da gördüğümüz bir görüntü var. Kolunda bir saat var, onu görüyoruz. Bakın, görüntü bu. Evet. Bakın, bacakları, bir kadın teni. Bu yakın görüntüsü ve de uzağa tekrar verelim. Tekrar kaza olduğunda verelim. Söylenen tek şey şoför vardı dendi. Bize tek şoför evet. Var dendi. Önce çocuklar var dendi. O bilgilerini de Seren Gökder'di. Evet. Çocuklar yok. Var. Arabada değil ama. Tamam, çocuklarla arabada. Kahvaltıya gidiyor Bodrum'da. İdo'yla ve Feriha Hanım'dan kızı olan Melek. Hangisi? Melek. Peki Şule Hanım hatta menajeri. İbrahim Tatlıses'in menajeri hatta bir soralım. Günaydın. Günaydın Şule'cim. Günaydınlar herkese. Nasılsınız? Günaydın. İyi, teşekkürler. İyiyiz. Yani bu çarşaf altından bir beyaz oje çıktı. Evet. Evet. Sen yani misin? Son dönemde herkesin herhalde büyük bir merak sorusu oldu. Evet. Şimdi ben o konuya bir açıklama getirmek için bağlanmak istedim. Evet. Sizin aracılığınızla bunu açıklamak bizim için çok daha doğru oldu. Çünkü kalbimizin sözü siz olun istedik program olarak. Teşekkür ederiz. Yayınınızın ne kadar doğru olduğuna inandığımız için. Şimdi Berk arkadaşım özellikle de ben hem İbrahim Bey hem Berk açısından bağlanmak istedim. Çünkü ben o gün orada olmadığım için beni temsilen, yardımen... bana yardımcı olarak Berk'a zaten ekip arkadaşımız olduğu için ekibimizden biri olarak onu göndermiştim. Berk'a. Aynen yani Berk orada olmasaydı ben olacaktım zaten arabanın içinde. Ben gece gidemediğim için Berk'ı İbrahim Bey'in yanına temsilci olarak gönderdim ama şimdi bu konuya bir açıklama getirmemiz gerekiyor. Çünkü hem çok genç bir kız arkadaşımız hem de hukuk fakültesi öğrencisi tertemiz bir bayan. Hem sosyal açıdan şimdi böyle bir durum söz konusu değilken bu tür olayların içinde isminin geçmesini çok doğru görmediğimiz için hem ben hem İbrahim Bey açısından kendi de öyle. Yani biz biliyoruz neyin ne olduğunu kendisi de biliyor ama toplum anlamında da İbrahim Bey açısından da bir açıklama getirmek gerekiyor. Çünkü şey de çok hoş değil bize göre artık. Her İbrahim Tatlıses'in yanında görünen ekip arkadaşımız, bayan arkadaşlarımız İbrahim Tatlıses'le gönül ilişkisi yaşıyor şeklinde haberler artık. Hem bizi hem İbrahim Bey gerçekten son derece rahatsız ediyor. Çünkü İbrahim Bey biliyorsunuz çok gönlü yüreği açık bir sanatçımız. Zaten her şeyi içinde ve dilinde yaşayan birisi. İbrahim Bey de her şekliyle çok açık bir sanatçımız. Doğru aynen, söylüyorsunuz. Yani, peki bir şey söyleyeceğim. Şule'cim İbrahim Tatlıses gibi bir megastar, büyük bir duayene... 21 yaşındaki bir kız asiste etmek zorunda mı? Ya da ne oldu önemli evet. Değil zaten. Ha bir de hukuk öğrencisi hani daha da katma değeri var da neden böyle bir asistanlık bu kadar toy birine veriliyor? Bu kadar büyük bir starın yanına böyle bir genç kız veriliyor. Şimdi şöyle ben bu yorumu çok doğru bulmadım. Şöyle doğru bulmadım. 21 yaşındakiyle insanların yapabileceği iş kapasitesi ya da insanların olgunluk derecesini bence yaşla ölçmemek gerekiyor Arto Bey. Buna bence bir açıklık getirelim. Tabii ki şöyle, deneyimin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz bir menajer olarak deneyimin önemli olduğunu herhalde söylemeniz deneyim gerekiyor. Deneyim önemli
ama şöyle, şimdi benim yani anlık olarak İbrahim Bey'i asiste, yani zaten şu anda benim yaptığım görevlerimiz aynı 21 yaşında değil, belki 30-40 yaşındaki bir insana da teslim edemiyorum. Benim görev sorumluluğum çok ağır ama sadece İbrahim Bey'in işte ne bileyim suyunu verebilmek, yemeğinde yardımcı olabilmek için çok böyle hani aşırı derecede tecrübeli bir insan olmasına gerek yok. Peki, hani, peki Sule Hanım, bu çarşafın sebebi neydi? Niye söylemediniz yani, bundan mı? Çarşafın sebebi tamamen İbrahim Bey'i o anda oradan çıkarırken o şekilde göstermemekti. Yani yok da bizim Berkay'ı sakladığımız için değil. Çünkü Berkay bizim bütün konserlerimizde mevcut, görüntüleri de var yani. Çoğu konserimizde yanımızda, arkada. Peki Sule Hanım, son sorum olsun. Berkay'ın orada olduğunu biz niye bugün öğreniyoruz? Bir geçmiş olsun derdik kıza. Yani. Biz zaten şöyle bir şey, biz şunu anlayamadık. 1,5 ay sonra ya da 1 ay oldu herhalde. Bir ayı geçti hatta bu süre. Geçtikten sonra böyle bir şeyin nasıl çıktığı ya da bununla ilgili neden böyle bir şey yazıldığını biz kendimiz de anlamadık. Yani zaten saklanılmadı çünkü bu olay olduğunda polis tutanaklarında da ismi vardı. Hani neden şimdi böyle bir olay yaratılıp olay farklı bir yere... Siz niye bunu bildirmediniz de polis ifadelerinde... Şimdi şöyle, biz bunu bildirmedik çünkü bizim için çok önemli bir konu değil. Yani böyle bir olay da yok. Bunu bildirmenin bir anlamı da yok. Ama şimdi olay... Bir şey sorabilir miyim? Bu şekilde boyut alınca açıklama gereği duyduk sadece. Şöyle, zaten galiba arabada bir bey de vardı değil mi? Metin Bey de var tabii. Metin Bey de var ya, onun da olduğu deklare edilmedi. Yani çok önemli olduğunu düşünmedikleri için belki de çıkıp Metin Bey de vardı. İşte asistanımız Berkay da vardı. Ayrıca şoförümüz vardı, korumamız vardı. Evet. Yani arabada yalnız gelmiyorlar zaten. Yani Berkay'la İbrahim Bey arasında herhangi bir gönül bağı ve ilişki yok. Gönül bağı yok. Zaten İbrahim Bey olursa inanın gönül bağı yaşadığı insan da direkt açıklar. Yani bunu saklayabilecek ya da peki, saklayacak bir insan değil yani. Konuğumuz var. Teşekkür ederim Şule Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılarım var. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ne diyorsunuz? Ben inandım. İnandın mı? Tabii. Vallahi inandım ben. Çünkü ben İbrahim Bey'in evine gittiğimde de en az 4-5 tane kadın var. Şule'nin yanında asist etti. İbrahim Bey'in ayağını kalkarken, eline bir şey verirken o başka bir şey yapıyor, bu başka bir şey yapıyor. Arabada zaten yalnız ilerliyor. Hayır, buradaki Metin zaten var. Ama buradaki yanlış anlamamıza sebep olacak kişiler zaten kendileri. Yani normal olarak böyle kazamız oldu. 4 kişiydik, bilmem neydik o kadar. Yani işte başka, bunu karakola söyle, yani bunu zaten ifadede vermişler de hani arabada Metin de vardı, arabada Ayşe de vardı, Fatma da vardı. Söyler misin? Sen kimse ikna sordu oldun mu? Ay, ben de Berkan'ın olduğuna ikna oldum yani. Ama Berkan'ın orada hep Ahmet Tatlıses hikayeleri falan geldi. Hiçbirimizin aklına da arabada başka da kimler vardı diye. Ya, çünkü çocukları vardı diye ilk önce geldi. Sonra onların olmadığı anlaşılınca da hiç kimse üstüne gitmedi arabada başka kimler vardı. Bizim de aklımıza aslında gelmedi. Benim de aklıma gelmedi yani. Peki. Sibel Can'a gidelim mi? Gidelim ya. Şöyle Sibel güzel, Can'ın kulaklarımızın pası silinmesin. En güzel şarkısı ne? Kanasın. Siz seçin. Öyle mi padişah?